Senin oğlun 1 metre 30 santim. Zaten şimdi o silahı yukarıdan alabilir mi bu ağırlıktaki ya. Silahı? Arkasından da tüfeği daha doğrusu. Ya bununla şakalaşıp hadi şakalaştı diyelim. O iki eliyle birlikte tutup senin oğlun yani küçücük bir çocuk 12 yaşında yapıp sonra 1 metre arkadan 1 metre çünkü yakın mesafeden de vurmuyor 1 metre geriden nişan alıp nasıl vurdu? Ayrıca swap sadece Fatih'in sağ elinde çıkıyor. Evet. Fatih'in sadece sağ elinde swap var. Bu arada swap yani şey barut izleri senin oğlunun sağ elinde çıkıyor. Tek elinde. Tek elinde çıkıyor. Diğer elinde doğru. Yok. Çocuk tek elle silah yani sanki küçük bir kısa namlulu silahı tutuyormuş gibi değil. Bildiğin av tüfeğini tutmuş. Av tüfeğiyle vurmuş sözüm ona. Senin oğlun bu silahı kaldırıp arkadaşını vurabilir mi sence Serpil? Ciğerden kalkmaz. Ha, Serpil'e soruyorum. Ha Serpil'ciğim. Tamam. Vurabilir mi sen oğlunu tanıyorsun. Oğlun o sırada yani, 12 yaşında. Görmedim ki. Görmediğim halde ne bileyim. Çocuktur hayır. Yani. Çıkar şey yapar ne bileyim. Ay niye? Bir de silahı siz genellikle nerede? Silahı genellikle evin neresinde tutuyordunuz? Hep o kömürlükte miydi? Odunların üzerinde miydi pardon? Orada odunların üzerindeydi. Niye öyle açık yerde bekliyor evet. Silah? Silahı kendimizi korumak için elimizde tutuyoruz diyorlar. Evet. Dışarıda nasıl silahı kendilerini koruyacaklar? Dışarıdan gelen birisi alıp o silahı onlar da kullanabilir. Dışarıda nasıl silah tutuyorlar tamam. Kendilerini korumak ablası için? Ablası güzel bir soru sordu. Sevgili Gül. Ne diyeceksin bu soruya? Hı. Kerem'in ablası soruyor. Ya ben onu o anlık o şeye öyle o anlık koyduydum. Niye o anlık silahın o anda orada ne işi var? O an derken o silahı tüfeği pardon. Ya köpekler geldi kullandım oraya koydum unuttum yani. Ama bu unutulacak bir şey mi? Sen normalde evde nerede tutuyordun o tüfeği, av tüfeğini? Evde nerede kalıyordu evde normalde? Evde işte ha. Bir kapalı bir banyonun. Nerede? Kapalı bir şey vardı orada gizli bir yerde. Neresi orası gizli yeri bana anlat bakayım. Nerede evin hangi bölmesinde gizli yerde? Ya evde bir şey var, banyonun o şeyi orada. Ne var gizli yer? Neresi orası? Gizli yani dedim o da var işte öyle görünmeyecek bir yerde. Odanın neresinde duruyordu normalde bu tüfek? Ya onu nasıl anlatayım ki orada olsam? Anlat anlat ben anlarım seni. Gösterebilirim yani. Yani döşeklerin altında mıydı? Yorganın altında mıydı? Kapının arkasından ben sana yardımcı olayım. Kapının arkasında mıydı? Çekyatın içinde miydi? Neredeydi canım? Ya kapının arkasında değil. Kapının arkasında ne olsun? Söyle. Benim bir şey yatak odam var. Onun şey kapalı bir şeyi var idi arkasındaydı. Sandığın içinde miydi anlamadım. Sandık mı vardı? Evet evet. Sandık gibi bir şey. Tamam. Normalde aslında insan koruma amaçlı bunu yapıyorsanız ki ruhsatının olması lazım bu arada. Ruhsatı da yokmuş. Evet. Ruhsatsız. Ruhsatsız bir av tüfeği. Kendini korumak amaçlıysa normalde yine orada da olması lazım. Evin çünkü dışarıdan biri evin içine de girebilir. Ama sen onu ne yapıyorsun? Odunların üzerine koyuyorsun. Ne zaman koydun odunların üzerine sen o tüfeği? Ben köpekler, yabaniler geldiği için benim öyle kapıma öyle biri öyle gelip yani öyle bir sorun olmadı yani. Peki av tüfeği ne zamandır o odunların üzerinde duruyordu? Kaç gündür? Ne zamandır? Hı. 10-15 gün var. 10-15 gün boyunca tüfek orada mı kaldı? Yani ha? Öyle yani ne diyeyim yani çok da kalmadı ama 10 gün vardır yani. Ne bileyim 10-15 gün var. Ama çok mantıklı gelmiyor Serpil. Tüfeğin 10-15 gün boyunca orada kalması. Sıkıp bıraksa 1-2 günlük belki unutkanlık nasıl yani? Desek. Hayır, bir de hadi silahın orada tüfeğin orada bilerek olduğunu senin oğlun Fatih biliyor muydu? Sen söyledin mi ona? Ya evde benimle yaşayın. Niye bilmesin ki nerede olduğunu? Daha önce o tüfeği eline aldı mı hiç senin oğlun? Yok. Peki o gün neden aldı?
Ya ben yani yapanıları atardım, görürdü yani. Ha, görürdü de çocuk tüfeği eline almamış. O gün arkadaşı geldiğinde, bak Kerem saat 8.22'de değil mi arkadaşlar? O güvenlik kamerası görüntülerinde. 8.17. Nasıl, bir daha söyleyin. 8.17. Güvenlik kamerasının 8.22, arkadaşlarım söylüyorlar. 8.22'de değil mi Halil Bey? 8.22 diyebilir. Tamam, bir konuşayım. 26 mı? 8, ama kamera görüntülerinde 8.22 yazıyor da. 8.22'de çıkıyor orada, neyse 8.38'de de silah sesi duyuluyor. Yani 16 dakika yürüme mesafesine kadar kızlar siz yürüme mesafesi ben kendim yetişkinim mi? Bizzat kendim tuttum dakikasını, ben kendim 10 dakikada yürüdüm. 10 dakikada yürüdün. Evet, Kerem de etrafına baka baka gidiyor, onun da zaten muhtemel gitme süresi 12-13 dakika içinde zaten oluyor, gider gitmez silah sesi geliyor. Ya çocuk oraya gelir gelmez aslında hayatını kaybediyor. Bir iki dakika geçiyor Serpil. Yok yok, öyle bir şey yok. O gelir gelmez diye öyle bir şey yok. Nasıl peki canım? Ne oldu? Fatih arkadaşı çalınca kapıyı oradan çaldı. Ben Fatih'e seslendim. Fatih kalktı, açtı, oturdu. Yani hemen şey yapmadı. Oturdular bir. Ses gelmedi hemen. Ben sese kalktım zaten. Peki normalde şimdi senin oğlun o gün aslında yani söz vermiş arkadaşına, Kerem'e. Fakat arkadaşlar olay yerine girerseniz daha iyi olur. Söz vermiş aslında. Fatih bana öyle bir şey söylemedi. Ben, Fatih bana söyledi. Ben gitmeyeceğim anne, beni kaldırma. Ama o zaman Kerem'i niye bekletiyor orada? Kerem niye bekliyor yaklaşık 15-20 dakika? Bisikletiyle mi? Onu bilemem. Ondan benim haberim yok. Bekleyip beklemeyi. Şimdi normalde diyelim ki senin dediğini varsayalım. İşte Kerem aslında Fatih istemediği halde kapısına kadar gitti. Oraya geldi. Senin oğlun da uyku sersemi. Değil mi? Uyanmış. Uyanır uyanmaz. Ben orada bir tüfeği alayım da şu tüfekle bir oyun mu oynayayım dedi. Hemen. Serpil. Uyku sersemi benim oğlum öyle. Ben hiç... okula gitti, hiç ben ona seslenmem, kendi kalkar kendi gider, öyle ölü gibi yatmaz benim oğlum, kalktı gitti. Peki o zaman kapıyı neden şey açmadı, oğlun açmadı madem? Hangi kapıyı? Yani Kerem kapıya vuruyor ya, hafif uykusu varsa. Evet. Kapıyı neden oğlun açmadı? Sen önce ben açtım tamam, dedin ya. Tamam, hafif uykusu var da yani o kadar da... Tamam, o kadar da yani hafif yani kendinden geçecek kata da dişi uyuma yani. Ben şöyle biliyorum, ben kapıyı senin açtığını biliyorum, doğru mu? Kapıyı seslendin mi? Kapıyı sen açmışsın. Zaten ben seslenince o da duydu zaten. Kapıyı da sen açtın değil mi? Kapıyı nasıl yani, ben kapıyı açmadım ki. Açmadın mı? Ben öyle biliyorum, sen kapıyı açmışsın. Yok, ben niye açayım? Yok. Ama... Evin... Öyle bir şey yok. Benim kapıyı açmadım. Peki normalde dışarıdan misafir geldiğinde, biri geldiğinde sabah kapıyı çalıyor. Tabii o sırada haberiniz yok. Kerem'in gelip gelmeyeceğini de bilmiyorsunuz. Aslında senin oğlun da yüzmeye gitmeyecek. Kapıyı başka biri de çalıyor olabilir. Kapıyı neden sen açmadın da? Ya Fatih, öyle zaten ki... Tamam. Zaten ben oğlum şey yaptı, seslendi, şey etti de açtı zaten. Arkadaşımdı dedi. Peki evi, siz, senin yattığın yer, sen çocuklarla birlikte aynı yerde mi yatıyorsun? Aynı odada mı yatıyorsun? Ben yanımda, uzak değildik zaten. Aynı odada mısınız? Aynı, aynı. Aynı odada yatıyorsunuz. Yani ben yattığım yeri, oturduğum yerde Ramazan idi, uzandım, öylesine uyudum. O da şey, benim yanımdaki koltukta yattı işte. Söyle peki Bahar. Ben bir şey sormak istiyorum. Yabanilere sıktım bıraktım diyor ya silahı. Hı hı. Şimdi gider gitmez vuruluyor. Gider gitmez ateş sesi duyuluyor. Çok hızlı oluyor her şey. Çok hızlı oluyor. Silahı ateşlediysen, yabanileri sıktıysan o silahın içinin boş olması gerekiyor. Silahı
kim doldurdu koydu o zaman geri oraya? Çocuk yaptı diyorsan senin çocuğun çok uzman, silahlar hakkında çok şey biliyor. Mermi yerdeydi o zaman, aldı mermiyi içine koydu, sıktı, etti. Bir de çift kırma silah ki yani içini kıracak, açıp içinden boşaltmayı bilecek, gerekecek. Geri tekrar silahı doldurmayı bilecek. Hem arkadaşını vuruyor, arkadaşını vurduktan sonra silahı içinden boş kovanı çıkartacak, boş geri kapatacak, geri koyacak. Şuuru nasıl kaybetmiyor? Yani o şokla kart nasıl silahın içinden yani yabancıları sıktıysa silahın içi nasıl dolu? Silahın içinde nasıl mermi vardı ben onu merak ediyorum. Bu da bir yanıt verir misin? Bak gayet sana sakin sakin sorular soruyorlar. Korkmanı gerektirecek bir durum yok yani. Hadi yanıt verir misin? Bunu ablası tabii, soruyor. Tabii tabii. Ablası sakin soruyor. Söyleyelim. Tamam. Öyle. Hadi buna yanıt ver. Soruyu anladın mı? Tamam. Anladım. Yanıt ver o zaman. Şey merminin şeyini bende zaten o eski şey. O... İki tane alayım. Bir tanesini attım ben, öteki de elimde, ötekini koydum, kapattım, unuttum onu da. Silah dolu bir şekilde dışarıda bıraktınız. Silah dolu muydu yani? Silah dolu muydu Serpil? Unuttum orada işte, o oraya koydum. Peki senin oğlun, o dolu silahla diyelim ki... Kaza eseri arkadaşını bilmiyorum, vurdu. Anneni. Arkadaşını yani... vurdu. Arkadaşının kafası parçalanıyor. Yerde kanlar içinde yatıyor. Duvarda kafasının parçaları var. Duvarda da vücudunun parçaları var. O sırada şoka girmeden uzun namlulu 110 santim uzunluğundaki boyu kadar tüfek. Boyu kadar bir tüfeği yaklaşık 5 kiloluk bir tüfeğin içinden nasıl böyle boşalttı onu? Kartuşu nasıl çıkardı? Neyi kardeşim çıkardı? Sorar mısınız siz belki anlar. 1.30 santimlik çocuk 1.10 santimlik silahı nasıl içinden açtı da nasıl boş kovanı çıkardı? Çünkü silahın içinde boş kovan yoktu. Oğlu çıkartıyor. Boş kovan yoktu. Boş kovanı oğlu mu çıkardı? Siz de kendiniz de baba da aynı ifadeyi verdi. Çocuğum silah kullanmayı bilmez. Silah da daha önce hiç kullanmadı dedi. İçinden boş kovanı nasıl çıkardı? Onun, boş kovan neredeydi? Onun içindeki zaten ben onu görmedim. Bak bir şey söyleyeceğim. Orada boş kovan Serpil, var mı yok mu? Ben ne görmedim ki? Serpil sizin tüfeğiniz boş fişeyi otomatik olarak dışarı atmıyor. Sizin tüfeğiniz normalde öyle zaten. Mekanizmalar öyle galiba. İçinden çıkarılması yani gerekiyor. Dolayısıyla birinin belli bir kuvvet uygulanıp içindeki boş kartuşun çıkartılması gerekiyor. Evet. Ona da kuvvet gerekiyor. Yani onu da değil mi? Şöyle silahı, ben kullanmadım işte. Onu da silahı bilen birinin anca aklına gelir tamam. Boş kovanı çıkarmakta. Çocuk senin oğlun kaza eseri Kerem'i vuruyor ya. Öyle diyorsunuz ya. Vurduktan sonra normal o çocuğu tamam, 12. Öyle zaten. Şoka girmesi lazım. Şoka girmiş bir çocuk. Otomatik olarak dışarıya bir atmıyorsa boş fişeyi birinin çıkarmış olması lazım uzun namlulu o tüfekten. Kim çıkardı o boş fişeyi o tüfekten? Geldiler oraya bilmem ellediler mi ben görmedim ki ellediler mi diye. Kendileri dedin çocuk ölmüş çocuk var yerde sadece senin oğlun ayakta. Şimdi senin bir oğlun, tane çocuk var senin ayakta. Senin oğlun arkadaşını vuruyor tamam mı? Yanlışlıkla bu bir kaza oldu diyorsunuz. Bir metre mesafeden arkasından vuruyor. Doğru mu biliyorum? Evet. Vurduktan sonra şoka giriyor. Şoka girmesi lazım normalde. 12 yaşındaki bir çocuğun. Eğer bir kaza olduysa madem boş fişeyi neden çıkartmayı akıl etti? Eğer bu bir kazaysa. Hadi diyelim kaza oldu. O şokla da boş fişeyi çıkardı. Çocuk yapabildi diyelim 12 yaşındaki çocuk. Ben... Hiç silah kullanmamış bir çocuk. Bir de silah kullandı mı? Görmedim ki yani. Sen hemen dışarı mı çıktın? Sen silah sesini duyunca sen ve kardeşin dışarı mı çıktınız? Kardeşim sonradan kalktı ben çıktım. Kardeşin ne kadar sonra süre kalktı? Kendisi kalkmadı mı? Silah kapının önünde bir iki, şey var. Silah sesi kalktı, duyuluyor. Kalktı da yani ha. Ben o... Ya kalktı tabii ben peşime kalktı ben o anda yani şeyim bozuldu ne insanları bile görmedim ben ne yapaylı ne değiller orada. Peki tüfe. Sen insanları görmediysen o kadar senin bile psikolojin bozulacak o şoka girdiysen senin oğlun bu? 12 yaşındaki Fatih o silahtan o fişeyi kartuşu çıkartmayı nasıl akıl etti yoksa kardeşi mi çıkardı?
En görmedim gibi şey, ellediler mi, ellemediler mi orada? Bayağı millet geliyor ya. Silahı orada. Söyle İpek Hanımcığım. Kimse o silahı orada elleyemez. Çünkü bir de silah ikisi de iki ağızda çalışıyor muydu o zaman? Biri sen deni akşam sıktım. Çift kırma. Eşin diyor ki ne? Eşim akşam evet, sıktı. Evet, iki ağzı var. Bir de sabah oğlun sıkmış. Peki kırmanın bir gözü şeymiş. Bozukmuş aslında. Balisli'ye giden raporda çift kırma silah var. İki fartane içine iki dolum yapılıyor tek seferde. Bir tanesini kendisi sıktığını söylüyor bir gün öncesinden. Bir gün sonra da Kerem'e sıkıldığını söylüyorlar. Şimdi de bir gün önce değil de daha öncesinde sıktığını söylüyor evet. Yani. Balistik raporlarında da bu çift kırmanın olanın biliyorum. Bir tanesinin bozuk olduğu söyleniyor. Çift kırmanın yani bir tanesi çalışmıyor. Evet yani her halükarda ilk başta Serpil Hanım sıktıktan sonra onun tamamıyla boşalması gerekiyor. Yani içinin tekrar doldurulması gerekiyor. Kim doldurdu? Evet. Kim silahı, doldurdu? Kim tüfeği oraya koydu? Yani bunu kim senin 12 yaşındaki boşalttı. Senin oğlunun bunu yapması o zaman 12 yaşındaki bir çocuğun bunu yapması zor değil mi sevgili izleyiciler? İmkansız ya Serpil'cim ya. Tüfeğin bulunduğu yer 2,5 metre.